Ve şimdi İstanbul'un bitmek bilmeyen çilesiyle, trafiğiyle devam ediyoruz. İstanbul'un en gözde turistik mekanlarından Balat, trafik keşmekeşiyle boğuşuyor. Turist akınına uğrayan Sancaktar Yokuşu, bu kargaşadan en çok etkilenen sokak. Sık sık kaza yaşanan sokağın sakinleri ve ziyaretçileri bu duruma isyan ediyor. Son bir hafta 3 tane kaza. Motosiklette çıkacağım diye uğraştı. Kaydı, çocuğun beyni patladı. Ondan önceki gün yokuş çıkmaya çalışan bir araç bir yaya çarptı, bacağı sakatlandı. Daha az önce siz gelmeden önce birinin koluna çarptı mesela. Yol değil, adeta kaza yokuşu. Bu yokuştan çıkmak araçlar içinde, yayalar içinde tam bir çile. Sıkıştım. İki araba gelince ben yaya yolunu bile kullanamadım. Bu yokuşta araçların kullanılması tehlikeli değil mi sizce? Tehlikeli bence. Navigasyon kullanıyorum. Beni bu şekilde verdiği için bu taraftan gelmek zorunda kaldım. Sancaktar yokuşu Balat'ın en çok ziyaret edilen sokaklarından biri. Kırmızı Mektep olarak da bilinen Fener Rum Lisesi burası. Her gün çok sayıda yerli ve yabancı turist tarafından ziyaret ediliyor. Ancak ziyaretçiler renkli binalar arasında fotoğraf çektireyim derken ezilme tehlikesiyle karşı karşıya kalıyor. Haftada en az 3-4 kazanın meydana geldiği bu yokuşta yayalarda bir hayli tedirgin. Çünkü bir aracın bu yokuşu tırmanıp yukarıya kadar çıkması için bir hayli hızlanıp gaza basması gerekiyor. Hızı arttırıyor musunuz çıkarken? Tabii ki de. Yani o esnada etrafta bulunan yayaların belki de kaçacak fırsatı bile olmuyor ve maalesef ezilmekten kurtulamıyor. Kaçacak alan yok. Sokak da çok dar. Sokak dar, alan yok. İnsanlar benim o arabanın bağırdığını gördükçe kaçıyorlar. Kaptırarak geliyorsun. Son surat. Yayalar nereye kaçacağını bilemiyor. Birkaç gün önce yine bir yayaya çarptı burada, ayağını ezdi. Bazen de araçlar aşağıdan yukarı gelirken çıkamayacağını anlayıp geri geri gitmeye başlıyor. Yani tehlike katlandıkça katlanıyor. Beni tehlikeye sokuyor yaya olarak. Trafik için doğru bir güzergah değil sanki. İmza toplamışsınız, buranın trafiğe kapatılmasını istemişsiniz. Evet. Ne oldu? Bekliyoruz hala. Proje üreteceğiz. Hiçbir sonuç vermiyor. Buradaki bütün insanlar yazıyor ama hiçbir sonuç alamadı. Daha önce birçok kez imza toplayıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne başvuran mahallelinin tek isteği ise bir an önce buranın trafiğe kapatılması ve sorunlarının çözülmesi. Sevgili Büyükşehir Belediyesi artık yazdıklarımıza bir sonuç, bir karar çıkartır. 2 yıldır beklemekteyiz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.